Evet Apple'cılar için yılın en önemli günlerinden bir tanesi iPhone 15 serisi artık kullanıcılarıyla buluşuyor. Geçen hafta Avrupa için konuşuyorum. Ön sipariş verenler bugün ürünlerine kavuştular. Türkiye'de dün itibariyle aslında ön sipariş açıldı ve oldukça fazla bir talep vardı ve siparişler gerçekten Ekim ayına hatta bazıları Kasım ayına sarktı. Ben şu anda 15 mavi renkli 128 GB'lık versiyonu elimde aldım. iPhone 15 Pro Max ile ilgili Kutu açılımı videosunu merak ediyorsanız bu videodan bir önceki video üst tarafa linkini de koydum. O videoya bakabilirsiniz. Onunla alakalı da ufak tefek bilgiler paylaştım. İki cihazla alakalı da yorumunuz varsa sorularınız varsa lütfen ilgili videonun altına yorumunuzu yazın. Yapacağım inceleme videosuna dahil etmeye çalışayım. Önemli bir detay hatırlatayım burada bu arada. Kutu açılışına geçmeden. internette muhtemelen görmüşsünüzdür. iPhone'ların sağ üst köşesinde artık bir güvenlik adımı var. Burada sahte cihazlardan ayırt edebilmek için burada bir artık nasıl derler hologram mı filigran mı adı hologram mı filigran mı onu siz söyleyin. Ultraviyole bir ışık tutulduğu zaman orada bir detay görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi normalde görünmüyor. ultraviyole bir ışık tutulduğunda orada logoyu görüyorsunuz. Aynı şekilde diğer kutuda da durum farklı değil. Böyle bir durum var. iPhone alırken, birinden alırken, bir mağazadan alırken, bilmediğiniz bir mağazadan alırken ki önermem. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Şimdi gelelim iPhone 15. 128 GB'lık mavi telefonumuzun kutu açılışına. Evet bildiğiniz üzere artık kutumuzun içinden iki ucu Type-C olan bir kablo çıkıyor. Şöyle bir detay var bildiğiniz üzere. Pro Max serisi için aslında hızlı data transferi için ekstra bir kabloya ihtiyacınız var. Ancak iPhone 15 serisi Pro Max'teki kadar hızlı data aktarımı desteklemediği için bu elinizdeki ile yetinebilir misiniz? Bir deneyin, bir Yeni bir kablo almadan önceki pahalı kablolar bu 3.2 USB-C 3.2 kabloları hızlı data aktarım yapan kablolar biraz pahalı. Bence bir deneyin bence 15 serisi için ihtiyacınız var mı yok mu ondan sonra kahverin. Burada klasik kağıt işleri bildiğiniz gibi yerinde. Başka da bir şey yok kutuda zaten kenara koyabiliyoruz. Elimizdeki renk mavi renk. Şu anda diğer videoda da söylemiştim. Burada da tekrarlıyorum aynısı için. Ekranda gördüğüm renkle yani şu an çıplak gözle buraya baktığımda gördüğüm renkle şu taraftaki ekranda gördüğüm renk arasında yani aşağı yukarı bu gördüğünüz renge sahip olacaksınız. Mavi rengi aldığınızda ama oldukça açık bir mavi bilginiz olsun. Hoş bir renk mi? Hoş bir renk. Tercih sizin. iPhone 15 serisi Pro gibi Titanyum kasayla gelmiyor. Alıştığımız alüminyum kasaya sahip. Kenarları biraz daha yuvarlatılmış bir forma sahip bu sefer. Daha önceki serideki gibi keskin hatları yok. Ve maalesef hareket butonu yok. Eski usul aç-kapa butonumuz burada gördüğünüz gibi yerini sağlam bir şekilde koruyor. Hemen açalım isterseniz. Bir iPhone'da Type-C bağlantısı görmek bize garip geliyor. Androidçilerin eğlence kaynağı olduk ama olsun. Bunlar tatlı atışmalar. Evet biraz geç geldi. Bayağı geç geldi. Biraz değil bayağı geç geldi. Tabii firma politikaları, karlılık amaçları ya da her neyse artık ne düşündülerse bunca yıl getirmediler ama artık kaçış yok. Ben hemen hızlıca telefonu kurulum aşamasına getirip tekrar dönüyorum size. 15 serisi de tıpkı Pro Max gibi burada artık 3 tane boyut sunuyor. Orta, büyük ve saptanmış olarak ekran boyutunu ayarlayabiliyoruz. Evet 15'imizi de hızlı bir şekilde kurduk. 15'te de tıpkı Pro Max'te olduğu gibi hakkında kısmına girdiğinizde en alt tarafta üretim tarihi, ilk kullanım ve devir sayısını görüyorsunuz. Neden bir bilmiyorum ama herhalde bir kere şarj etmişler öyle görünüyor. Temmuz ayında üretilmiş, Eylül ayında kullanıma başlanmış yani az önce ve devir sayısı da 1. Bu aslında ikinci el telefon alım satımlarında oldukça faydalı bir özellik alan için elbette. En azından ne aldığınızı biliyor olacaksınız. Kenarları güzel yuvarlatılmış. Arka tarafta mat bir yüzey var. Kenarları alüminyum bildiğiniz klasik 13 14 serisi cihazlardan çok farklı değil. Fark nerede burada? Elbette içinde teknolojisinde görsel olarak kenarlarında fiziksel olarak daha doğrusu kenarlarında yuvarlatılmış köşelere sahip bir ürün. Evet bu cihazların aslında incelemesini de izlediniz birçoğunuz belki videoları var zaten internette. Burada benim şu anda bu videoyu çekmemin amacı aslında 15 bende de var. Aldım, kullanacağım. Eğer Türkçe dilinde içerik izlemek istiyorsan ve soruların varsa bu cihazla ilgili, bu ürünle ilgili lütfen yorum olarak alt tarafta bana sor. Yapacağım inceleme videosuna dahil etmeye çalışayım. Yoksa kutu açılış videosunun bir anlamı çok fazla yok artık bildiğiniz gibi hali hazırda oldukça fazla inceleme videosu yayınlanmışken. O yüzden bu videoyu çok kısa keseceğim. Lütfen ürünle alakalı bir sorunuz varsa kafanıza takılan bir şey varsa kamerası olur rengi olur. Benim aklıma gelmeyen sizin aklınızdaki soruları videoda yorum kısmında bana yazın. Ben de onu inceleme videosuna dahil etmeye çalışayım. Mor renkli bir kılıfımız var. Mavi ile birlikte uyumlu bir görüntü sergiliyor aslında. Yüzeyine biraz alışmamız gerekecek. O alıştığımız deri hissiyatı yok. Çünkü deri değil doğal olarak. Farklı bir malzeme kullanılmış. Bu malzemeye alışmamız gerekiyor. Onun dışında elde oldukça rahat bir hissiyat sunuyor gerçekten. Sağlamlığı konusunda tabi kullandıkça göreceğiz. Şu anda bir şey söylemek doğru olmaz. Tekstil bir malzeme. Çok ince işlenmiş bir malzeme. Ve göreceğiniz renkte dediğim gibi tekrarlıyorum bunu hem telefon için hem de kılıf için ekranda gördüğünüz renk tahmin ediyorum. İzlediğiniz monitöre de bağlı tabi değişebiliyor bu ama ben şu anda monitörde ve çıplak gözle gördüğüm renklerin aynı olduğunu söyleyebilirim. Aklınızda bulunmasında fayda var. Kılıf takılıyken şayet SSD'nize ait bir kablo varsa muhtemelen içeriye takamayacaksınız. Çünkü bu SSD'ye ait kabloların kenarları biraz geniş oluyor ve maalesef kılıfla uyumlu değil iPhone'un kendi içinden çıkan şarj aletinde öyle bir sorun yok bu arada. Onu takabiliyorsunuz ama dediğim gibi bunlar hızlı data transferi konusunda yetenekli kablolar değil. Örneğin siz telefonunuz ve SSD arasında bir data transferi yapmak istiyorsanız bunu buraya bağlayacaksınız. Hızlı data transferi yapabilen kablo sayesinde. Hemen dosyalara gidelim. Bir test yapalım. Göz at kısmına gidelim ve Extreme SSD'yi burada direkt olarak görüyorsunuz. Artık direkt olarak telefonlarınıza bağlayabileceksiniz. iPhone 15 Pro Max'te yaptığım bir test vardı. 2.8 GB'lık bir dosya var burada. Bunu hemen videoyu kaydet diyerek kendi albüme atıyorum. Fotoğraflara gidiyorum. Devam ediyorum. Son kaydedilenler kısmına gidiyorum ve buraya gelmesini bekliyorum iPhone 15 Pro Max'te bu çok daha hızlı bir şekilde buraya gelmişti. 2.84 GB'lık bir data şu anda transfer ediliyor. Buraya henüz düşmedi. Bekliyoruz bakalım. Gördüğünüz gibi 15 üzerindeki dosya transferi 15 Pro Max'e göre oldukça uzun sürüyor. 15 Pro Max'te çok daha hızlı bir şekilde kaydedilen fotoğraf 15'te maalesef ciddi zaman aldı. 2.8 GB'lik bir dosyanın transferi için biraz beklemeniz gerekiyor. 15 Pro Max'te bu süre oldukça kısaydı. Evet 15 ya da 15 Pro Max hangisiyle alakalı sorunuz varsa ilgili videonun altına lütfen yorumlarınızı bırakın. 15 ile ilgili sorunuz varsa bu videonun altına bırakın. 15 Pro Max ile ilgili sorunuz varsa da o videoda yayında lütfen bir önceki videoya gidip sorularınızı oraya yazın ben de inceleme videosuna dahil etmeye çalışayım. Benden şimdilik bu kadar. Çok fazla vaktinizi aldım zaten. Hali hazırda. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.